Kayseri işin adının Almanya'sı. Kayseri güzel bir kent. Özellikle tarihi yapısıyla beğeni topluyor. İnsanları sıcak, çarşısı güzel. Dolaşılacak, alışveriş yapılacak veya vakit geçirilebilecek bir şehir halinden çıkmış. 20 sene öncesine kadar çok iyi bir şehirdi burası. Kayseri tarihi, yöresel yemekleri ve eşsiz doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Bakalım vatandaşlar Kayseri'yi nasıl buluyorlar? Bence Kayseri kültürü de sever. Gayet kendi halinde. Gösterişi de sever. Para kazanmayı, ticareti de sever. Oldukça kendi halinde güzel bir şehirdir, sakin. Fazla olayların içinde olmayan. Bu şekilde yani, başka da diyecek bir şey yok bence. Orta ölçekli. Genel mahiyette de iyi yani, yaşanabilir sayılır. Çok daha iyi şeyler olabilir. Ne olabilir? Metro olabilir Kayseri. Düz bir plato yani, biliyorsunuz. Hızlı tren Kayseri'ye gelmeden henüz. Konya'ya 11 sene önce gitti. Yani bunun çok daha önce gelmesi lazım. Ki AK Parti'nin iktidar olduğu bir dönemde çok ciddi bir oy oranı var. Bunun değerlendirilmesi lazım bence. Ya normal, genel olarak rahat yaşantısı güzel ama ben sevmiyorum. Hani Adanalı olduğum için sevmiyorum. Orada daha iyi diye. O şekilde yani. Adana'nın nesi iyi Kayseri'de? Ya her türlü sosyal yaşantısı olsun, insanlığı olsun. Buradan daha kat kat iyi yani. Ne değil ama. Bu insanı mı yok benim. Çok güzel. Çok valla. Tamam. Çok güzel şehir olduğunu söylüyor. Gerçekten de öyle. Çok güzel. Çok, yani çok, çok, çok güzel olduğunu söylüyor. Çok beğendiğini. Biz, yani ben eşim Faslı. Ben Kayseri'liyim. Eşim yani Türkiye'nin her tarafını gezdik. İstanbul falan dahi içinde. İzmir falan komple. Ama Kayseri hiçbir memleket diyor tutmaz. Yabancı olmasına rağmen yani. En güzeli Kayseri. En güzel Kayseri. Denizimiz eksik ama denizde olursa herhalde yaşanmaz hale gelir. Böyle daha güzel yani. Vallahi memleketim benim. Seviyorum. Geliyorum. Görmeden yapamıyorum. İstanbul'dan geldik buraya. Pastırmasına, sucuğuna arada böyle özüyoruz. Böyle gene alıyoruz. Kargonun geldiği halde. Özledim. Geldim. Gezdi. TCS'e falan çıktık. Atatürk evine gittik. Liseye falan gittik. Gezdik. Geldik. Kayseri'de en sevdiğiniz yer neresi? Erciyes. Memleketim olduğu için her yere. Tabii Erciyes'in farkı başka da. Öncelikle Erciyes deriz herkes herhalde. Öncelikle Erciyes tabii. Ama Kayseri olmadan olmuyor. Peki ya sizce Kayseri nasıl bir şehir? Güzel bir şehir. Yani kültürel olarak da güzel. Her uygarlığa ev sahipliği yapmış. Gezip gördüğüm kadarıyla. Yemek kültürü güzel. Büçtü değil mi? Enfes bir büç. Büçünü de yedik evet o arada. Harika bir şeydi. Bilmiyordum buralıyım ama büçü yeni öğrendim. Televizyonda kanal gezide çıkmıştı. Oradan gördüm. Böylelikle gittik yedik. Onu da tanıtımını yapalım böyle buralarda. Herkes gelsin görsün. Bence çok güzel bir şehir. Ben yurt dışından geliyorum. Ben böyle bir memleket görmedim gerçekten. İnsanı olsun, yemeğe olsun. Ama yani bunu da demeliyim, belki bu burada bir işi yok. Takımımıza destek olmuyoruz. Yani ben yurt dışından geldiğim halde Kayserispor'a destek oluyorum. Yani buradaki zenginler olmuyor. Yani yazık. Ama Kayseri güzel bir şehir gerçekten de. Milleti, yemeğesi, her şey güzel. Valla seninle gel bir şeydi. Peki siz Kayseri'nin en çok neyini seviyorsunuz? Pastırmasını. Pastırmasını tabii, yemekleri öncelikle. Ondan sonra Erciyes'ini, Talas'ını, yani Sivas Caddesi olsun, insanlar olsun, hepsi güzel. Yani cana yakın bir memleketimiz var. Kayseri gelenekleri olan, yani sosyal yönü çok olmayan, mazbut bir şehir yani. Mutasip bir şehir. Ticareti sever. Kültürle çok alakadar değil. Yani mesela bugün herhangi bir televizyon kanalında, hiçbir yarışma programında kolay kolay Kayserili göremezsiniz. Ne şarkıda, ne türküde, ne bilgide. Ama paraya daha çok temayül eden, yani Türkiye'nin değil dünyanın herhalde zengini Kayserili. Ama o kadar parayı ne yapacak ben de merak ediyorum. Ya böyle bir şehir. Kayseri işin adının Almanya'sı. Evet. Her şeyiyle güzel. Suyuyla, parkıyla, bahçesiyle, şehriyle, insanlarıyla. 10 numara bir şehir ya. İç Anadolu'nun Almanya'sı, bir de Kayseri. İç Anadolu'nun ise hep Kayseri'de yaşamak istiyor. Kayseri'nin güzel olduğu iş sahasıyla, organizasyonlarımız var. 3 tane, 4 tane işimiz bol, işsiz insan yok.
O yüzden Kayseri güzel bir şehir. Okey? Kayseri güzel bir kent. Özellikle tarihi yapısıyla beğeni topluyor. İnsanları sıcak, çarşısı güzel. Genel itibariyle beğendik. En çok neyi beğendiniz Kayseri'de? Kayseri'nin çarşısı güzel. Tarihi yapısıyla günümüz kültürünü birleştirmiş durumda. Hem sosyalleştiğimiz alanlar, kafeler vesaire. Hoş bir yer. Yıllar önce gelmiştim. Çok gelişmiş. O yüzden beğendiğimi söyleyebilirim. Peki Kayseri'de şu da olsa daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Şu an itibariyle aslında yok ama özellikle trafik açısından olumlu yönleri var. Ama eleştirel yönden de istiyorsanız daha sosyal olabilirdi. Talas tarafını beğendim. O açığı kapatıyor ama şehir merkezinde özellikle akşam saatlerinde sosyalleşebilecek bir yer bir Eskişehirli olarak zayıf buldum açıkçası. Hayat bitiyor akşam. Evet, akşam olduğunda hayat duruyor. Yani normalde de sanki burada saat 10'da sokağa çıkma yasağı varmış gibi bir hayat var. Bunun aşılması iyi olur Kayseriler için. Kayseri yerleşik düzen olarak gerçekten mükemmel bir şehir. Ama görsel olarak belediyenin yaptığı yatırımlara görsel anlamda takdir ediyoruz. Yalnız altyapı olarak sıfır ve sosyal yaşantı olarak çok sıfır. Örneğin ben ailemle ekonomik anlamda bir yere kalktığımda böyle bir yaşantı yok. O anlamda İran'ın kum kenti. İran'ın kum kenti. Bu kadar ilkel bir sosyal yaşantı yok. Yani sosyal yaşantının olması ne demek? Sosyal yaşantının olması ailenle beraber deşarj olman demek. Ailenle beraber kaynaşman demek. Yani işten eve geldiğimizde böyle bir sosyal yaşantı hiçbir şehirde bu kadar şey değil. Örneğin Talas'la bile Kayseri bir değil. Yani bu kadar dar bir çerçeve olmamalı. Tamam, güzel yönleri var. Objektif yaklaşmak gerekirse güzel yönleri var. Ama o altyapı zamanında yapılmış bir altyapı. Yani rutuşla bu yatırım olmuyor. Rutuşla yatırım olmuyor. Kayseri bence bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar mükemmel bir şehirdi. İnsanıyla, yaşam tarzıyla, esnafıyla. Fakat bu 20 yıl sonra kapitalizmin özellikle yayılmasından dolayı, bu büyük alışveriş merkezlerinin yayılmasından dolayı ve maddiyatın artmasından dolayı aslında, belki buna kızacaklar kimde para var diye, ama gerçekten biraz geleneğimizden, göreneğimizden ve dinimizden yozlaştığını görüyoruz. Oysa ki önümüzde 2 yıldır yaşadığımız bir pandemi süreci var. Bu pandemi sürecinde insanların ders çıkarması lazım. Ben bunu biraz dini anlamda, manevi anlamda söylüyorum tabii ama daha çok dikkat etmemiz lazım. Şöyle bir görüyorum etrafı. Ben normalde İncesu'da görevli bir insanım. Gerçekten gezilecek, dolaşılacak, alışveriş yapılacak veya vakit geçirilebilecek bir şehir halinden çıkmış. 20 sene öncesine kadar çok iyi bir şehirdi burası.